you got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night will change your whole life. Pop, pop, drop, top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me. Yeah, yeah. Merhaba, ben İsim Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane ikili takım videosu hazırladım. Bu videoyu iki parça halinde yayınlayacağım. Biraz uzun ve sıkıcı olabilir düşüncesiyle bu yolu izledim. Bu video üst beden videosu olacak. Ayrıca 5 lira gibi çok ucuz bir fiyata mal etti. Umarım keyifle izlersiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İteğimin kenarından artan parçamı dörde katladım. Burası düz kısmı, yani boy kısmı. Burası da en kısmı. Şimdi dörde katladığım için kullandığım tuniğimi de dörde katlayarak bu kısma yerleştiriyorum. Öncelikle arka kısmının kalıbını alıyorum. Ön kısmını kesmek çok daha kolay olacak sonrasında. Bu yüzden buna dikkat ediyorum. Yapmam gereken kenar hattının sınırını belirlemek ve o sınırdan çizgimi düzenleyerek inmek olacak. Şimdi arka kısmının oyuntusunun nerede olmasını istediğimi şöyle bir iğneyle belirlemiştim. Yan kısmın çok fazla aşağıya inmesini istemiyorum. Çünkü arkada hafif şöyle kavis vermek istiyorum. Düz bitiş istemediğim için bu işlemi yapıyorum. Bitiş noktası burasıydı. Birazcık uzattım. Bunun da sebebi kıvırıp katlayacağım. Bu yüzden şu kadar fazlalık yeter. Eğer buralarda hata ya da kulak gibi bir şey görünürse onları da sonrasında kesip çıkarabiliriz. Bu şekilde tuniğimi bluza çevirmiş oldum. Bakın. Şimdi çizdiğim yerlerden keseceğim ve ön kısmını ayıracağız sonrasında. Parça arka kısımdı. Ayırıyorum. Tek katı iki kat şekilde bırakıyorum. Önümü aldım. Şimdi yapmam gereken birkaç santim boyun kısmını açmak. Çok fazla açmayacağım. Çünkü balıkçı yaka yapacağız. Balıkçı yakada fazla açmak hoş durmuyor. Bu 1 ya da 1,5 santim kadar bir açıklık olacak yakada. Şimdi etek kısmını daha yukarıda istiyordum. Ön kısmın işaretlemesini yapmıştım üzerindeyken. Çevirip o kısmın nerede olduğunu kontrol ediyorum. Ve üzerine koyarak belirleyeceğim. Şurada istemişim. Düzenleyerek o kısmı da çıkaracağım. Arka bedenimi önüme doğru serdim. Ön kısmın bitiş yerinin nerede olmasını istiyorsam oraya işaretimi aldım. Ve üstüne denk gelecek şekilde serip yerleştiriyorum. Bunu yapmamızın sebebi yan kısımlar farklı gelecektir. Bu yan kısımları düzenlemek istiyor olmam. Arkanın bitişini önün bitişine denk getirmemiz gerekiyor. O yüzden yanlara birer çıt alıyorum. Nerede bitmesini istiyorsam bu çıtları arka beden üzerinden yapıyorum. Burada olacakmış. Ve sonrasında ön bedenimi kesip çıkarıyorum. Bunu da böyle çok hafif oval gelecek şekilde yapıyorum yine.
Siz bunu iki kat yapıp yapabilirsiniz. Benim el alışkanlığından dolayı ben böyle rahatlıkla kesebiliyorum. Arka ve ön denk gelip gelmedi mi diye tekrar kontrol de edelim. Çok 0.25 milim gibi bir şey daha çıkaracağım. Öteye doğru gitmiyorum artık. Kısmını düzenledim. Şimdi arkanın ovalliğinin başlaması gereken yer ön kısmın etek ucunun bittiği yer. O yüzden şuradan yukarı doğru şöyle bir işaret aldım. Önü kaldırıyorum. Arkayı tekrar ikiye katlıyorum. İşaret aldığım yer burada. Buradan aşağıya doğru ovalleştireceğim. Ön ve arka parçam hazır. Evet. Bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi yaka kısmının genişliğini ölçerek balıkçı yaka olacak yakamı ayarlayacağım. Toplamda 41 santimlik genişlik gerekiyor benim için. Bir santimde dikiş payı vererek düzenliyorum. Balıkçı yakanın genişliği burada 7 santim bitmiş hali. Yani toplamda 14 santim yeterli olacak demek ki. Kesiyorum. Bu şekilde yakam hazırlanmış oldu. Kol kalıbını yerleştirip kesimini yaparken görüntü alamamışım. Onu şu an fark ettim. Bu yüzden size son halini göstermek istiyorum. Normalde kumaşımı dörde katladım ve iki tane ayrı kol elde edecek şekilde 4 kat kumaşı kesmiş oldum. Çünkü ikisi bir kol için, diğer ikisi de diğer kol için kullanılacak. Ve tam ortasından bir dikiş attım. Şu şekilde. Normalde bu işlemi reçmeyle yapmamız gerekir. Fakat reçme makinemiz olmadığı için biz bunu evde alternatif yöntemlerle devam edeceğiz. Ve çımayla dikiş yapacağız. Alttaki overlock dikişini buraya sabitlemiş olacağız. Kımıldamamış olacak. Şimdi ben gidip çıma dikişini yapıyorum ve kollarım hazır olmuş oluyor. Sonrasında artık üst bedenin komple dikilme işlemine geçebiliriz. Tüm dikişlerini overlock makinesiyle yapacağız. İlk olarak yine yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şu şekilde. Öncelikle omuz kısımlarını birleştiriyoruz. (Gülüyor)
odasında kol evini açıyorum. Makinenin altına şu şekilde koyuyorum. Tersini ve yüzünü karıştırmayın. Bu aşamada dikkatli olmak, tekrar söküp yapmak zorunda kalmayın. Düzeltiyorum ve makinenin altına vererek kol kısmında dikiyorum. That hard to choose him or me, be for real, baby. You said no brainer, you got your mind on loose. Go hard and watch this. Kol parçalarını dikildi. Şu şekilde düzenliyorum ve koltuk altını, kolu kapatacağım. Bu işlemi de kol ağzından girerek yapıyorum. Şimdi geriye yaka kısmını, kol ağızlarını ve etek ucu kısmını dikmek kaldı. Öncelikle etek ucuna overlock dikişini geçeceğim. Sunrise, one night will change your whole life. Şimdi yaptığım işlem yakayı takmak olacak. Öncelikle yakanın şu kısmını dikiyorum. Diktikten sonra dikiş içte kalacak şekilde katlıyorum. Hiçbir dikiş görünmesin. Bu yüzden bunu yapıyorum. Santim gerisine, omuzun 1 santim gerisine dersem daha doğru olacak. 1 santim gerisine denk gelecek şekilde yakanın dikiş yerini ayarlayıp yerleştirdim. Şimdi elimle düzenleyerek tüm bedeni yedirerek yakamı takacağım artık. Manşet takılırken dıştan takılmaz, muhakkak iç kısma konulması gerekiyor. Bu da tekstil kurallarından biridir.
makinesindeki tüm işlerimiz bitti. Şimdi sadece etek ucu kısmını kavurmak kaldı. Onu da düz makineyle kavuracağım ve bluzum tamamlanmış olacak. Pop pop drop top baby it's a no brainer. Put them up if you with me. I mean, sitting up, demanding my attention, not to give it up. Look like somebody designed you, drop dead gorgeous. You make me wanna live it up. Your presence is critical, and moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, like everybody else, invisible.